Sevgili öğrenciler merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıflar için İOKBS sosyal bilgiler testi yapacağız sizlerle. Hep birlikte hemen başlayalım. 1. sorumuz. Sosyal bilgiler dersi sayesinde soruların çözümünde kendimizi başkalarının yerine koyarız. Sorunların çözümünde arkadaşlar yaşadığımız çevreyi daha iyi tanırız. Tarihimizi ve değerlerimizi tanırız. Yukarıda verilen hangisi doğrudur? Arkadaşlar sosyal bilgiler sayesinde bu üçü de doğrudur. Yani sorunların çözümünde kendimizi başkalarının yerine koyarız. Yaşadığımız çevreyi daha iyi tanırız. Tarihimizi ve değerlerimizi tanırız. D seçeneği 1, 2 ve 3 olacak cevabımız. İkinci sorumuza geçelim. Buna göre sevgi babasıyla geçen konuşmada hangi hak ve özgürlüğünü kullanmıştır? Bakalım. Sevgi ailesiyle beraber akşam evde sohbet etmektedir. Babası Sevgi'ye yarın sinemaya gitmek ister misin kızım diye sorar. Sevgi de babasına evet babacığım gidebiliriz. Çok mutlu olurum diye cevap vererek düşüncesini söyler. Bakalım hangi bir hak ve özgürlüğünü kullanmış burada Sevgi. A. Özel hayatın gizliliği değil. Eğitim değil. Düşünce ve ifade evet. Temiz bir çevre değil arkadaşlar. C seçeneği düşünce ve ifadesini özgürce dile getirdi Sevgi. Hemen geçelim. Bu arada videomuzun hemen altında linkimiz var. Tıklayıp diğer sorularımıza ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımıza, kanalımızdaki diğer konu anlatımlarına, yazılı sorularına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yanlıştır arayacağız. Bireylerin rolleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bireyler rollerin en iyi şekilde yerine getirmelidir. Evet. Rollerin gerektirdiği görevleri yerine getirmediği takdirde grubun işleri aksar. Aksar arkadaşlar. Bireylerin sadece bir görevi vardır. Hayır, bir görev olmaz. Bireylerin birden fazla rolleri vardır. Evet arkadaşlar. C seçeneğimiz yanlıştır. Onu yanlıştır aradığımız için. Üçüncü sorumuza geçelim. Pardon arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Özür dilerim. Üç dedim. Evet. Yukarıdaki cümlede soru işaretliğiyle boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir toplumda nesilden nesile aktarılan gelen örnek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüne nokta nokta denir. Bakalım ne gelecek? A. Kültür, B. Tören, C. Din, D. Türkü. Evet arkadaşlar ne olacak cevabımız? Kültür değil mi? A seçeneğini işaretleyelim. Evet 5. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlara örnek gösterilemez? A. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet bu milli bayramdır. Kurban Bayramı bu. Dini bayramdır arkadaşlar. Cumhuriyet bayramı milli bayramdır. Zafer bayramı milli bayramdır. Hangisi gösterilemez oldu? B seçeneği gösterilemez oldu arkadaşlar. İşaretledik. 6. sorumuza geçelim. Türkiye turuna çıkan Melisa çok beğendiği doğal varlıklardan 3 tanesinin fotoğrafını çekmiştir. Melisa'nın çektiği fotoğraflar ilgili olduğu varlıklarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerin hangisi açıkta kalır? Evet arkadaşlar. Pamukkale evet. Doğal varlıklarla ilgili resim çektiği için bu vardır. Peri bacaları evet kendiliğinden doğal halde oluşmuştur. Manyas Gölü bu da aynı şekilde. Efes Antik Kenti cevabımız budur arkadaşlar. Çünkü Efes Antik Kenti insanlar tarafından yapılmıştır. D seçeneğimiz doğru oldu. Yukarıda Sümerlere ait Ziggurat adlı tapınak bulunmaktadır. Ziggurat Sümerlerin yaptıkları tapınağın adıdır arkadaşlar. Ziggurat'ların son katı gözlem evi olarak kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi ziggüratların kullanım alanıyla daha çok ilgilidir? Evet, sanat, edebiyat, din, astronomi, tarım, hukuk, edebiyat, hukuk. Arkadaşlar gözlem evi olarak kullandıkları için astronomi yani din ve astronomi cevabımız olacaktır. Geçebiliriz 8. sorumuza. Yukarıda hangi doğal afetin tanımı verilmemiştir? Verilmemiştir arkadaşlar. Dikkat edelim. Eğimli arazilerden kopan kar kütlelerinin aşağı doğru hareket etmesidir. Bu nedir? Çığdır arkadaşlar. Çığ verilmiş mi? Verilmiş. Dik yamaçlarda aşırı yağışlar sonucu toprağın yamaçla eğim boyunca hareket etmesidir. Evet arkadaşlar bu heyelandır. Heyelan var mı? Evet D seçeneğinde var. Yer kabuğunun kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağ faaliyetleriyle oluşan büyük sarsıntıdır. Evet arkadaşlar bu da nedir? Depremdir. Evet. A da var. Erozyon yok arkadaşlar. Erozyon nedir? Erozyon toprağın üst kısmının akarsular, sel suları,
ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerle aşındırılıp taşınması olayıdır erozyon. Ama burada tanımı olmadığı için B seçeneğimiz doğru oldu. Yukarıda verilen yer şekilleri aşağıdaki bölgelerin hangisinde yer alır? A. Taşeli platosu, Çukurova, Seyhan, Ceyhan nehirleri. A. Akdeniz bölgesi, B. Ege bölgesi, C. Karadeniz bölgesi, D. İç Anadolu bölgesi. Evet sevgili öğrenciler, bunlar Akdeniz bölgesindedir. Çukurova, Seyhan, Ceyhan nehirleri, Taşeli platosu Akdeniz bölgesindedir. 10. sorumuza geçelim. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğru değildir? Değildir arıyoruz arkadaşlar, dikkat edin. Akdeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır. Yanlıştır arkadaşlar bu. Akdeniz bölgesi kışları ılık ve yağışlıdır. Kışlar yağışlı, ılık ve yağışlı. Ege bölgesi kışlar ılık ve yağışlı. Evet. İç Anadolu kışları soğuk ve yağışlı. Evet. Karadeniz bölgesi bitki örtüsü ormanlı. Evet arkadaşlar. Hangisi oldu cevabımız? A seçeneği değil mi? Akdeniz bölgesi oldu. A seçeneğimizi işaretleyelim. Sınırları belli alanda yaşayan insan sayısına ne ad verilir? Nüfus. Nüfus yoğunluğu, yüz ölçümü, harita. Arkadaşlar nüfustur değil mi? Sınırları belli alanda yaşayan insan sayısına dediği için nüfus oldu. Aşağıdakilerden hangisi deprem etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenlerden değildir? Bakalım. Binaların sağlam zemine yapılması, evet. Binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılması, evet. Binaların fay hatlarına, arkadaşlar fay hatlarına yapılırsa binalar yıkılır zaten. Fay hatlarının kırılması sonucu deprem oluşuyor. Büyük eşyaların duvarlara sabitlenmesi, evet. C seçeneğimiz değildir'in cevabı oldu arkadaşlar. 13. sorumuza geçelim. Yukarıdaki kavram haritasında soru işareti olan yere aşağıdakilerin hangisi getirilebilir? Bilim insanı sabırlıdır, cesurdur, çok okur. Tembeldir, getirilemez arkadaşlar. Kendini sürekli geliştirir, getirilir. Çabuk vazgeçer, getirilemez. Uçmayı sever, getirilemez. Getirilebilir sorduğu için kendini sürekli geliştirir arkadaşlar bilim insanı. 14. sorumuza geçelim. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar, yanlıştır arıyoruz. Telefon, Bell, Alexander Graham Bell, doğru. Edison, Thomas Edison ampul, doğru. Marconi pil, evet burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Marconi pil değil, radyo en başta bulduğu şeylerden bir tanesi radyo. Pasteur, kuduz aşısı, bu da doğrudur arkadaşlar. Ama Marconi yanlış eşleştirilmiştir. 15. sorumuza geçelim. Numaralanmış ifadelerden hangileri teknolojinin faydaları arasında sayılamaz arkadaşlar. Bakalım. Günlük yaşamı kolaylaştırır, sayılır. İnsanlığın uygarlık seviyesini yükseltir. Evet arkadaşlar, yükseltir. Bilinçsiz kullanımı sağlık sorunlarına neden olur. Evet arkadaşlar, faydalar arasında bu zarar arasında sayılır. Çünkü sağlık sorunlarına neden olduğu için bilimsel çalışmalara destek verir arkadaşlar. 3. hangi seçeneğimiz de var? Evet. Bakalım B seçeneğimiz doğru oldu arkadaşlar. 15 B oldu. Yukarıdakilerden hangileri teknolojik ürünlerin yanlış kullanılmasının bir sonucudur? Çevre kirliliği. Evet arkadaşlar, teknolojik ürünlerin yanlış kullanılmasının sonucu çevre kirliliği. Evet, depremler. Hayır, heyelan. Hayır, gürültü kirliliği. Evet. Evet arkadaşlar, depremler ve heyelanlar doğal afettir. O yüzden 1 ve 4 oldu cevabımız. Hangi şıkkımızda var? C seçeneğimizde var. C'yi işaretledik arkadaşlar. 17. sorumuza geçelim. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Söylenemez arıyoruz. Bakalım. Newton'un yer çekimini bulması, yer çekimine karşı füze ve uçakların yapılmasını gündeme getirmiştir. Mikroskobun icadı mikropların görülmesini sağlamıştır. Evet, buluşlar yeni gelişmeler doğurur, doğurur. Buluşlar ve icatlar birbirini tamamlar tabii ki. Buluşlar teknolojinin gelişmesini sağlar. Evet. Buluşlar yapıldığı dönemi ilgilendirmez. Hayır arkadaşlar, yapıldığı dönemi ilgilendirmez. Sadece yanlıştır, söylenemez değildir. 18'e bakalım. Bir araştırmaya başlamadan önce neyin araştırılacağından emin olunmalıdır. Araştırılacak problemin sınırları belirlenmelidir. Yukarıda bilimsel araştırma basamaklarından öncelikle hangisine yönelik bir açıklama yapılmaktadır? Öncelikle hangisine yönelik bir açıklama? Bakalım arkadaşlar. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi. Konuyla ilgili, evet. Ama bu yok. Tamam. Araştırma problem. Öncelikle bu değil arkadaşlar. Yukarıdaki cümle. Evet, bakalım ikinciye, B'ye. Problemin çözümüne yönelik varsayımların oluşturulması. Hayır. Araştırma metninin oluşturulması. Hayır. Araştırma konusunun belirlenmesi. Evet arkadaşlar. Neyin araştırılacağı belli, emin olmalıdır dediği için
D seçeneğimiz doğru oldu. 19. sorumuza geçelim. Edison kendisinde sihirli güç arayanlara başarının formülü olarak %1 kabiliyet, %99 ter demiştir arkadaşlar. Edison bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine denk ya emek demiştir arkadaşlar. Emek. Bakalım kabiliyetin her şeyden önemli olduğunu dememiştir arkadaşlar. Böyle herkesin yetenekli olduğuna hayır. Çok çalışan herkesin sihirli güçlere sahip olamayacağına hayır arkadaşlar. Başarıya giden yolun çalışmak olduğuna. Evet arkadaşlar. Emek yani çalışmak, çalışmak, çalışmak her zaman. Bu durumda Dilek Hanım'ın yapması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? Dilek Hanım aldığı cep telefonunun arızalı olduğunu anlayınca ürünü geri vermek istedi. Mağaza telefon geri almadığı gibi parayı da iade etmedi. Bakalım valiliğe şikayet mektubu yazmalı. Hayır. Emniyet birimlerine haber vermeli. Hayır. Mağaza sahibinin sorununu anlatmalı. Hayır. Tüketici sorunları hakem heyetine başvurmalı arkadaşlar. D seçeneğimiz doğrudur böyle bir durumda. Din, kültür ve ahlak bilgisi dersini okuyanlar aşağıdaki soruları cevaplayacak. Arkadaşlar din, kültür biz yine de cevaplayacağız. Evet size hangisi uyuyorsa daha sonra tekrar devam edeceğiz. Yağmur ve karın oluşumu, güneş ve ayın hareketi, gece ve gündüzün birbirini izlemesi, mevsimlerin oluşumu, toprağın yeşermesi ve meyve ve sebzelerin farklı tat ve renklerinin olması gibi birçok olayı gözlemlediğimizde aşağıdaki sonuçlardan hangisini söyleyebiliriz? Bütün bunlar tesadüf. Arkadaşlar hiçbir şey tesadüf değildir evrende. Evrende bir ölçü, düzen, uyum vardır. Evet arkadaşlar. Bu olaylar kendiliğinden olur. Hayır arkadaşlar. Evrende bir ölçü, düzen, uyum yoktur. Bu da hayır arkadaşlar. Evrende bir ölçü, düzen ve uyum vardır arkadaşlar. 22. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerin hangisi Kadir Gecesi ile ilgili olarak söylenemez? Söylenemez arıyoruz. Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi indirilmiştir. Evet arkadaşlar. Müslümanlar Kadir Gecesi'ne çok önem verirler. Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi doğmuştur. Hayır arkadaşlar Kadir Gecesi doğmamıştır. Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Evet. C seçeneğimiz söylenemezin cevabıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi doğmuştur değildir. Kadir Gecesi doğmamıştır. 23. sorumuza geçelim. İnsanın Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş davranışa salih amel denir arkadaşlar bunlara değil mi? Salih amel. Evet hangi şıkta var? Yardımlaşma, dua, sadaka, salih amel. D seçeneğimiz doğru oldu. Genellikle cami ve mescitlerde Kur'an'ı güzel okuyan bir kimsenin Kur'an'ı okumasına ve diğer kişilerin de Kur'an okunan Kur'an'ı takip etmesine nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Mukabele denir değil mi? Mukabele denir. Cevaplarımız ne? Müstehap. Müstehap neydi arkadaşlar? Müstehap yapılınca sevap, yapılmayınca günah olmayan eylemlerdir. Yapılınca ben yazayım isterseniz sevap sayılan, yapılmayınca günah olmayan eylemler. Yapılmayınca günah olmayan, dikkat edelim. Günah olmayan eylemler. Müstehap değil cevabımız. Fitre Ramazan ayı içerisinde fakirlere vermek zorunda olduğumuz sadakadır. Evet değildir. Mukabele evet arkadaşlar karşılıklı Kur'an okuma mukabeledir. Hatimde Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunması arkadaşlar C seçeneğimiz doğru oldu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Hangisi yanlıştır? Mekke'de doğmuş. Hazreti Davud Aleyhisselam, özür dilerim ben Muhammed dedim sanırım. Davud düzelteyim hemen. Mekke'de doğmuş ve orada yaşamıştır. Hayır arkadaşlar, Mekke'de doğmamıştır. Hazreti Davud Aleyhisselam Kudüs'te doğmuştur. Bir saniye, Kudüs yazalım şuraya. Evet. Kudüs'te doğmuştur. Bu yanlıştır. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmaz. Evet, Davudi orucu diye de geçiyor. Demir eritip zırh yapma sanatını öğrenmiştir. Evet, kendisine Zebur adlı ilahi kitap verilmiştir. Evet, Hazreti Davud'la bunlar Davud'un özelliğinde vardır ama Mekke'de doğmamıştır arkadaşlar. Geçebiliriz. Evet, şimdi din kültürü ahlak bilgisayarını okumayanlar bu soruları cevaplayacak. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş sonunda fiş ya da fatura alan herkesin ödediği bir vergi türüdür. Gelir vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi, kurumlar vergisi. Arkadaşlar bu nedir? Katma değer vergisi, KDV dediğimiz kısaca.
vergidir. 22. sorumuza gelelim. Yukarıda verilen varlıklar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Dizüstü bilgisayar nedir? İstektir arkadaşlar bu. İstektir. Kazak ihtiyaçtır. Meyve de ihtiyaçtır. İhtiyaç yazalım. Evet, peki hangi şıkta var? 1 istek, 2, 3 ihtiyaç. C seçeneği arkadaşlar. Hemen işaretleyelim. 23. sorumuza bakalım. Bir ülkenin ekonomisinin iyi olması neyle sağlanabilir? A. İhracat ve ithalatın yasaklanmasıyla sağlanamaz. İthalatın ihracattan fazla olmaz arkadaşlar. İhracat neydi? Bizim dışarıya mal satmamız demek. Ürünlerimizi, ürettiklerimizi satmamız demekti. İthalat ise dışarıdan ürün almak demekti. O yüzden ithalatın ihracattan fazla olması, ekonomimiz iyi olmaması demektir. İthalatla ihracatın eşit olması. Hayır arkadaşlar. İhracatın ithalatten fazla olması. Evet. Biz ne kadar ürün ihraç edersek o kadar ekonomimiz artar. Bir bölgede yaygın olarak sürdürülen ekonomik faaliyetler o bölgede yaşayanların meslek seçimini etkiler. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu açıklama uygun ifade değildir? Bakalım arkadaşlar. Değildir arıyoruz. Karadeniz bölgesinde balıkçılık yapılması. Evet. Akdeniz bölgesinde insanlık turizmi. Evet. Karadeniz turizm Akdeniz'de gelişmiş. Doğu Anadolu bölgesinde ülkemizin et ihtiyacının büyük bölümünün karşılanması. Hayır arkadaşlar. Marmara bölgesi insanların çoğunun geçimini fabrikada işçi olarak. Evet. Burada iş, meslek, ekonomik faaliyetlerden bahsediyor. C seçeneğinde böyle bir durum söz konusu değil. 25. ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Bir ekonomik faaliyetin geçirdiği aşama hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir? Üretim, dağıtım, tüketim. Evet arkadaşlar, burada verilmiş A seçeneğimiz doğrudur. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Son sorumuza geldik. Sizlere sınavda başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz sonuçları elde edersiniz. Umarım istediğiniz her şey gönlünüzce, sizin istediğiniz her şey gönlünüzce olur. Önemli olan kanalımızın sloganı her zaman sizin sağlığınız, huzurunuz ve mutluluğunuzdur. Notlar ve başarı arkasından gelir arkadaşlar. Abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Bizi desteklediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.